Merhaba arkadaşlar, ben Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. Benim Hocam Yayınları kanalında yine beraberiz yepyeni bir videoyla. Filmsiler konusuna devam ediyoruz. Filmsi çeşitlerindeyiz. Peki hangisindeyiz? Tabii ki sıfat fiildeyiz. Hadi başlayalım. Öncelikle tabii ki tanımla başlıyoruz ve sıfat fiillerin ekleriyle başlıyoruz arkadaşlar. Çok pratik bir yöntemimiz var. Size bundan bahsedeceğim ve işler inanılmaz kolaylaşacak. Bir takım püf noktalar var tabii. Aman bunlara da dikkat edeceğiz. Maddeler halinde ve örnekleriyle bunu da vereceğim bu videoda. Fiil kök veya gövdelerine... Bu tanım değişmiyor. Tanımın bu kısmı değişmiyor. Fiilimsilerin tamamında bu tanımı yapıyoruz. Dikkat edin. Fiil kök veya fiil gövdelerine fiilden isim yapım eki olan an, en, ası, esi, maz, mez, ar, er, dık, dik, dok, dük, tık, dik, tok, tük, acak, ecek. Tersini söyledik. Ecek, acak, mış, miş, muş, müş. Eklerinin getirilmesiyle oluşan sözcüklere sıfat fiil denir. Bu ekleri arkadaşlar biz kodluyoruz. Nasıl kodluyoruz? Anası mezar dikecekmiş diye kodluyoruz. Bu şekilde rahatlıkla aklımızda kalabilir diye düşünüyorum. Hemen böyle bir karikatür gibi bir görüntü aklımıza gelsin. Tabii o soğukluğuyla gelmesin. Karikatür gibi gelsin. Bir mezar diken ana aklımıza gelsin. Anası mezar dikecekmiş şeklinde. Ne kadar tuhaf bir kodlama değil mi? Giden günlerin ardından baka kaldık. Git en, gid en şeklinde karşımıza geldi en eki. Şimdi özelliklerimize bakalım. Sıfat fiiller, sıfat ve fiil özelliklerini bir arada barındıran fiilimsiler arkadaşlar. Fiilimsi çeşitleri diyebiliriz. Ütülenen gömlekleri. Nasıl gömlekler? Ütülenen gömlekler. Dikkat edin, ütülenmek fiil gövdesinin üzerine en eki gelmiş. Nasıl gömlekler? Hangi gömlekler? Ütülenen gömlekler şeklinde sıfat görevini üstlenmiş. Hem sıfat hem fiilimsi, yani sıfat fiil. Sıfat fiiller isim çekim eklerini alabilirler. Tabii ki alabilirler çünkü biz zaten fiilimsilerin genel özelliklerinde de bunu söylemiştik. İsim fiiller, sıfat fiiller, zarf fiiller isim çekim eklerini alabilir. Senin geldiğini kimse gördü mü? Dikkat edin burada senin geldik ini şeklinde çekim eklerimizi, isim çekim eklerimizi görmekteyiz. Burada dik ekimiz anası mezar dik ecekmişteki dik, yani sıfat fiil ekimiz. Sıfat fiil ekleriyle haber kipleri karıştırılmamalıdır arkadaşlar. Haber kipleri karıştırılmamalı. Haber kipleri tabii ki zaman kipleri arkadaşlar. Burada hemen hatırlamamız gereken tabii ki bu konuyla alakalı olan özellikle işte görülen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman ve geniş zaman ekleridir arkadaşlar. Bu eklerle karıştırılabilir özelliği vardır ama haber kiplerinin zaman anlamı vardır. Buna dikkat edelim. Ve sıfat görevi yoktur. Ve onlar fiillerin üzerine geldikleri için yüklem yaparlar arkadaşlar. Buna dikkat. Ahmet buraya gelecek. Ahmet buraya gelecek dediğimizde burada arkadaşlar zaman anlamı olduğu için bir sonraki zaman diliminde gerçekleşecek olan bir eylemi ifade ettikleri için diyeceğiz ki haber kipidir, yani zaman kipidir arkadaşlar. Ama şöyle demiş olsaydı, gelecek günler umut doluydu. Hangi günler? Gelecek günler. Sıfat görevini üstlenmiş olan bir fiilimsi var karşımızda. Bunu her haliyle belli ediyor. Dolayısıyla sıfat fiil diyeceğiz böyle bir örnekte de. Sıfat fiiller isim çekim eklerini alarak edatlar ile birleşebilir. İsim çekim eklerini alarak edatlar ile birleşir. Aldığı gibi gider buradan. Aldığı gibi gider. Dikkat et. Burada dık ekimiz, sıfat fiil ekimiz gibi ile birleşmiş. Aldığı gibi şeklinde bütünleşmiş. Sıfat fiiller bağlı oldukları isimler düştüğünde adlaşmış sıfat fiil olarak nitelendirilirler. Adlaşmış sıfat fiil. Ne olacak? Sıfat özelliğini yitirdiğinde bunu söyleyeceğiz. Yani onun sıfat olmasını sağlayan, onun sıfat olmasını sağlayan isim ortadan kalktığında adlaşmış sıfat fiil olarak nitelendireceğiz bunu. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Şunu dememiş. Gülen insanı, gülen vatandaşı, ağlayan insanı, ağlayan vatandaşı dememiş.
Güleni şöyle dursun demiş. Ağlayanı şöyle dursun demiş. Buradaki enler sıfat fiileklerimiz. Ama isim düştüğü için, sıfat özelliği düştüğü için buna biz adlaşmış sıfat fiil diyebiliriz. Bu özel bir durumdur. Bunu da söylemek mümkündür. Cümle içerisinde özne, nesne, tümleç ve yüklem görevi üstlenebilirler. Gördüklerini bana da anlat hadi dediğinde dikkat edin dük ekini almış. Yani orada artık sıfat fiilinin fiili olmasında bir tartışmamız yok zaten. Anısı mezar dikecekmiş kodlamasından hemen onu görebiliyoruz. Bu sıfat fiil evet. Eylem anlamı devam ediyor. Evet. Şimdi cümlenin ögesi olarak ne ile karşımıza çıkmış? Hatta bununla ilgili arkadaşlar LGS'de soru örnekleri var. Çıkmış soru örnekleri var. Yani böyle bir soru çıkma ihtimali çok yüksek. Mesela aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiilimsi cümlede nesne görevi üstlenmiştir? Bu tarz bir soru karşımıza gelebilir. Geldi de daha önce de. Gördüklerini dediğimizde neyi anlat? Gördüklerini anlat. Nesnenin sorusudur neyi? Dolayısıyla cümlede nesne görevi üstlenmiştir sıfat fiilimiz. Dediğimiz gibi özne de olabilirdi. Tümleç de olabilirdi, yüklem de olabilirdi. Kitabımızdaki sorularda bunun örnekleri var zaten. Bunların örnekleri var. Bazı sıfat fiil ekleri kalıcı isim de yapabilirler. Kalıcı isim olacaklar. Mesela silecekler yetişmiyordu dışarıdaki yağmura. Silecekler yetişmiyordu. Nedir? Arabanın işte o camın üzerine gelen yağmur damlalarını veya kiri püskürtmek için kullandığı sistem silecek. Dolayısıyla nesneleşmiş, somutlaşmış, eylem anlamını yitirmiş. Bu nedenle biz oradaki mekanizmaya çünkü bu adı veriyoruz. Bu nedenle sıfat fiil değildir buradaki kalıcı isim olarak karşımıza çıkmıştır. Bunu da notlarımız arasına alalım. Şimdi örneklerimize bakalım, uygulamamızı yapalım beraber. Aşağıdaki cümlelerde yer alan sıfat fiillerin altını örnekteki gibi çiziniz. Sıfat fiilleri bulacağız, altını çizeceğiz. Hemen burada arkadaşlar an, ası, mez, ar, dik, ecek, miş kodlamasını hatırlıyorum, hatırlatıyorum. Bu şekilde biz de bu ekleri, bunları arayacağız. Fiil kök veya gövdelerin üzerinde. Öpül, esi. Dolayısıyla burada bir sıfat fiilimiz var. Öpülesi ellerini aldım avucuma. Beni rahatsız eden, eden, anen, yaramaz, mazmez tavırları vardı. Dikkat edin eden, yaramaz sıfat fiilimiz. Gülen gözlerin yaş görmesin diyor. Gülen değil mi sıfat fiilimiz en. Koşar adımlar ağır. Hemen buradan dikkat edin görüyoruz. Koşar adımlarla yanımızdan ayrıldı. Kaldıkları. Kaldık, anası mezar dikecekmiş derken. Evde bizim durmamız imkansız. Sanki görünmez duvarlar. Hangi duvarlar? Görünmez duvarlar. Burada sıfat özelliğini de zaman zaman kontrol edebilirsiniz. Sorular aracılığıyla. Hangi, nasıl sorularıyla. Akmayan çeşmeleri neyleyim? Hangi çeşmeler? Nasıl çeşmeler? Akmayan çeşmeler. Ekrana bakacak dermanı kalmamış. Nasıl dermanı kalmamış? Bakacak derman kalmamış. Acak. Buradaki ecek, acak, ekimiz. Bu şekilde altını çizebiliriz sıfat fiillerim. Başka bir etkinliğimiz daha var. Ona da bakalım. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin görevini belirleyip sıfat fiil, çekimli fiil örnekteki gibi altına yazınız. Çekimli fiille kastettiğimiz artık bir yüklemden bahsediyoruz demektir. Bunu da ek olarak söylemiş olayım. Ağlayanlarım gülen hayvansın. Nasıl nar ağlayan, nasıl ayva gülen. Dolayısıyla buradaki anlar sıfat fiil, sıfat özelliğini devam ettiriyor. Artı fiilimsi özelliğini devam ettiriyor. Onun düşünceleri kasabalının üzerine bir karabasan gibi çökmüştü. Dikkat edin burada artık tü ekini gördünüz. Haber kipi olarak karşımızda. Müş de haber kipi. Dolayısıyla burada bir çekimli fiille karşı karşıyayız arkadaşlar. Çekimli fiil. Buna fiilimsi diyemeyiz. Seyredilen bir tiyatro. Nasıl bir tiyatro? Seyredilen bir tiyatro. Dolayısıyla seyredilen arkadaşlar sıfat fiildir, fiilimsidir demek mümkün. Hayatlarını büyük bir sanata veren
bu çocukları veren çocukları sıfat, dolayısıyla sıfat fiil diyeceğiz arkadaşlar. Buna dikkat. Avrupa tiyatrosu yakından takip edilmiş, tiyatro binaları ve toplulukları kurulmuş. Hatta ben burada kurulmuşun da altını çizebilirim. Kurulmuş, takip edilmiş. Arkadaşlar bizim çekimli fiilimizdir. Yani bunlar yüklem görevini üstlenmiştir. Arkadaşlar sıfat fiillerle ilgili örneklerimizi gösterdik. Detaylı çözümü gerçekleştirdik. Şimdi sıra soru videomuzda. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.